Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir'le gençlik buluşmaları kapsamında Gri Koç'u ağırladı. Gri Koç'u adıyla tanınan eğitimci yazar Gökhan Müftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde lise 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluşarak YKS'ye 7 ay kala kazanma navigasyonu başlıklı sunumuyla başarının sırrını anlattı. Programlar öncesi gençlerle bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise öğrencilere başarılar diledi. Eğitimler aldınız, öğretmenler sizlere destek oldu, bilgi aktardı. Siz de gayret edip çalıştınız. Artık son sene, son düzlük, ne yapmak gerekiyor? Koşmak gerekiyor. Hani atletler son düzlüğe girdiği zaman maraton koşan bile en hızlı şekilde koşmaya çalışır. Ama telaş etmemek gerekiyor. Telaş ettiğimizde çalışmanın bir faydasını göremeyiz. Stresimizi azaltmamız gerekiyor. Heyecanımızı azaltmamız gerekiyor. Çünkü stres başarının önündeki engeldir. Onun için bu engele takılmamak için stresi kontrol etmemiz lazım. Tabii ki sıfır stres olursa da rehavet olur. Bu rehavet olunca da başarı mümkün değil. Bunu da hocalarımız, sizlere öğretmenlerimiz aktarıyorlardır. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sınav ücretlerini karşılayacaklarını da müjdeledi. Sınav ücretlerini yatırıyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane sınav gireceksiniz, o ücretlerini tek tek yatırıyorsunuz, tamam mı? Ha, sonra biz size duyuracağız. Diyeceğiz ki sınav ücretlerindeki makbuzların şeyi, evrağı bize internetten gönderin. Bir de IBAN'ınızı gönderin. O ücretlerinizi size iade edeceğiz. Günde 3 seans olmak üzere 5 gün boyunca gençlere YKS'ye 7 ay kala kazanma navigasyonu sunumunu aktaracak başarılı eğitimci yazar Gökhan Müftüoğlu ise 2 günde toplamda 71 okulun öğrencilerine hitap ettiğini, çok güzel geri dönüşler aldığını kaydetti. Çok güzel bir hizmet verildiğini kaydeden Gri Koç, Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. AYT'ye geçeceğim. AYT'yi de söyleyeyim. Böyle yavaş yavaş finale doğru ilerleyelim. Zehra diye bir öğrenci. Ve bana bunu video çekimine geldiğinde söyledi İstanbul'a. Hocam dedi, ben dediğiniz her şeyi yaptım. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri ağırladı. Ziyarete Denizli Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yardımcısı Murat Gönüldenk ve öğretmenler katıldı. Çalışkan ziyareti yaptığı konuşmada Denizli'de 16 bin öğretmenin görev yaptığını belirtti. 16 bin öğretmenimiz var Denizli'de başkanım. Hepsinin adına selamlarımı iletiyoruz. Ve Denizli'de yerel yönetimler olarak sizin riyasetinizde biz eğitimciler çok büyük destek alıyoruz. Hem desteğinize teşekkür için hem de kabul gördüğünüz için arkadaşlarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Başkan Zolan ise öğretmenlerin baş tacı olduğunu aktardı. Böyle annelerimizin başımızın tacı gerçekten çocuklarımızı eğiten, büyüten, öğreten, bizleri öğreten, büyüten öğretmenlerimiz. Yani bir harf öğretmenin 40 kölesi olmuş. Öğretmenlerimiz için ne yapsa da azdır. Onlar bizim başımızın tacı. Tabii eğitim sadece bir Milli Eğitim Bakanlığı'na nasıl şey her yer burada tabii ki bazen bir ters kalabilir. Herkes toplu sefer olmalı. Tüm kurumlar, tüm vatandaşlarımız eğitime destek olmalı. Çünkü eğitim her şeyin başı. Eğitim olmadığı zaman diğerlerin varlığının hiçbir anlamı yoktur. Çünkü öğretmenler günü sıkıyor. Ziyarete katılan öğretmenler de Başkan Zolan'ın Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'nden mezun olduğunu, ilk mesleki eğitimini öğretmenlik olarak aldığını belirterek Öğretmenler Günü kutlamak istediklerini söyledi. Bu yıl 45.'si düzenlenen Orhan Gazi Zeytin Festivali Hasat Şenliği başladı. Orhan Gazi Üreğil Mahallesi'nde yer alan Ünver Çiftliği'nde gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş, Orhan Gazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Bursa'nın tarımdan sanayiye kadar birçok alanda farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş ise Bursa'nın tarım alanında önemli mesafeler kat ettiğini belirtti. Aynı organizasyonu Gemlik Katırlı'da ve İznik'te de hayata geçirdik.
Bugün de Orhan Gazi'deyiz. Tabii Bursa'da zeytin denince aslında hem Gemlik ilçemiz, hem Orhan Gazi ilçemiz, hem İznik hem de Mudanya ilçemiz. Özellikle bu dört ilçemiz fazlaca ön plana çıkıyor. Bu sene de mahsul geçen seneye göre biraz az gibi olmasına rağmen maşallah çok taneli, çok güzel ve bereketli de fiyat olarak da gayet güzel. İnşallah sonuna kadar da böyle devam eder. Yapılan hasat duasının ardından protokol üyeleri zeytin toplayıp ve zeytinden elde edilen ürün standlarını gezdi. Ya Rabbel Alemin, üzerimizdeki iman nimeti için diyoruz, bizlerden kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, seni anıp zikretmek, nimetlerine şükretmek, senin seveceğin güzel işler yapmak hususunda bizlere yardımını ihsan eyle, kram eyle. Ya ilahi, ürünlerimize, mahsulda, tarlalarımıza, ağaçlarımıza tıklıkla yok. Model of Models yarışmasının 57. finali Bozkurt Kozmik Tavur Sana sponsorluğunda Bosna'da Suat Taşer Sanat Merkezi'nde Deniz Şaman tarafından düzenlenen muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi. Model of Models yarışması final taşlarını Semanur Aslan ve Ege Burgaçoğlu kazandı. Deniz Şaman prodüksiyon tarafından İzmir'de düzenlenen yarışmaya 18 erkek ve 18 kadın yarışmacı katıldı. Model of Models Başkanı Deniz Şaman'ın yönetim kurulunda yapımcılığı Deniz Şaman'ın oğlu Bekir Ayarsubaşı üstlenirken, sanat yönetmenliğini Oksana Kuznetsova, prodüksiyonu Ali Karakış, müzik yönetmenliğini Özkan Turgay, Ege Bölge Sorumluluğunu Aydar Koçak, proje koordinatörlüğünü ise Osman Akar yürüttü. Ünlü kuaför aktivist Harun Cici ise sosyal sorumluluk proje koordinasyonunu üstlendi. Ege Engelliler Kooperatifi özel modelleri Selin Durgut ve Nilay Süren ile 2022 Kraliçesi Ecem April Unutman ve ikinci model Birtan Gizem Dadal geri dönüştürülmüş kıyafetlerle podyumda yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Ardından özel modellerin sahne şovları en dikkat çekici anlardan biri oldu. Yarışmanın finalistleri özel jürilerin kullandığı oylar sonucu belirlendi. Jüri üyelerinin oyları sonucu kral tacına Ege Burgaçoğlu ve kraliçelik tacına Semanur Aslan seçildi. Birincilik taşlarını Atakan Keskin ve Leyla Laiczade alırken, ikincilik taşları Beritan Keleş ve Şeyma Kaya'nın oldu. Üçüncülük taşları ise Aybars Şenocak ve Nilgül'ün oldu. Dördüncülük taçlarına ise Yusuf Çelebi ve Büşra Molla İbrahimoğlu layık görüldü. Bunların haricinde özel mansiyonlar dalında Hüseyin Aşık ve Ada Demir Model of Best Face seçildi. Mehmet Ali Bozkurt ve Damla Yalçın ise Model of Catwalk seçildi. Kerem Erçel ve Valeria Kortezenko ise Model of Promising ödülünü aldı. Deniz Demir Model of Aktör ödülünü alırken Elif Eylül Önel ise Model of Aktrist ödülüne layık görüldü. Edwin Sin Almahbabi ve Julia Irian ise Model of Future olarak seçildiler. Model of Promising kadınını açıklıyorum. Valeria Kontazenko. Şimdi sırada erkeğini açıklıyorum. Kerem
Erçel. Ana yayın sponsoru Work Türk TV imtiyaz sahibi Ahlen Erdal. Üçüncü ismi açıklıyorum. Üçüncü isim Nilgül. Yarışmada Aslı Güngör, Azerbaycanlı sanatçı Minaye Hüseyinova, Erdem Gökay, Duygu Önalan ve Divaze muhteşem bir konser verdi. Sanatçıların canlı performansı izleyicileri adeta büyüledi. Yarışmaya katılan adayların saç tasarımını ünlü kuaför aktivist Harun Cici ve ekibi yaparken, makyajlarını ise Polen Akademisi sahibi Filiz Bostancıoğlu'nun ekibi gerçekleştirdi. Yarışmanın mekan sahipliğini Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi üstlenirken, ana yayın sponsorluğunu World Türk TV üstlendi. Merhabalar, iyi akşamlar. Model of Models'dan, yönetim kurulumuzdan sponsor olan Adem Erdal'la beraberiz. Biraz düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne iş yapıyorsunuz, ne işle ilgileniyorsunuz? Teşekkür ederim. World Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanıyım. Evet. Biz de hem yayın sponsoruyuz. Evet. Hem bu güzel geceyi ekranlarımıza taşıyacağız. Çok güzel bir gece. İzmir'in ve ülkemizin güzelliklerini ekranlarımıza taşıyacağız. Ben de 30 yıldır medya sektöründeyim. Çok güzel. Yıllardır radyo, televizyon, gazete, dergi her alanda faaliyetlerimiz oldu. Ama son yıllarda artık biliyorsunuz dijital yayıncılık artık hayatımızın önemli bir parçası oldu. Evet. Öyle olunca gazete ve dergiden uzaklaştık. Şimdi tamamen dijital yayınlar. Ve World Türk olarak da işte Türksat, Desimbat, Dijitürk ve diğer platformlarda yayınlarımız devam ediyor. Peki daha ileride daha farklı düşünceleriniz olacak mı? Bu ilk sponsor olduğunuz yer mi? Evet. Evet. Ya tabii ki sonuçta özellikle İzmir gibi kültür anlamında, kültür başkenti dediğimiz bu anlamda gördüğümüz illerimizde bu tür etkinlikler her zaman revaçta. Evet. Dikkat çekiyor ve toplum aslında talep de var. Talep. Arz talep meselesi. Evet.
Biz de tabii ki her zaman bu tür etkinliklerin sadece sponsoru değil, belki organizasyon noktasında da yer almak isteriz. Daha fazla topluma yayılıp, toplumun, çünkü maalesef şu anda yaşadığımız dünyada biliyorsunuz, her alanda umutsuzluk yayılıyor. Evet. Huzursuzluk, doğru. Savaşlar. Çok sıkıntı. Yani bu mu dünya diyorsunuz bazen. Evet. Bu tür etkinlikler çoğaltılarak toplumu biraz daha pozitif alana doğru yönlendirmemiz lazım. Katkı koymamız katkı lazım. Yani. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür sizlere. Ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ Umarım olun. Güzel bir gece geçirirsiniz. İnşallah. Çok yarışmanın birbirinden güzel koreografilerini ise Özkan Turgay'ın hazırlamış olduğu geçiş müzikleri eşliğinde Deniz Şaman Organizasyon Şirketi'nin de sahibi olan Bekir Subaşı gerçekleştirdi. Model of Modus yarışmasının yapımcısı Deniz Şaman finalden sonra soruları yanıtladı. AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Demet Özkan Değirmenci gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek aday adaylığını açıkladı. Değirmenci burada yaptığı açıklamada Denizli için yapacağı projeleri tek tek aktardı. Denizimizdeki gelişmeleri, şehrin ihtiyaçlarını, kısacası kentin nabzını uzun bir süredir sokak sokak her köşe başına dolaşıp insanlarımızı dinleyerek takip ediyoruz. Pek çoğunuzun yakından tanıdığı üzere ben Demet Özkan Değirmenci, bir kadın olarak uzun süredir işin mutfağından geliyorum. Memleketime işçi olarak da, işveren olarak da, memur olarak da, daire başkanı olarak da hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında yaşadıklarımla ve edindiğim tecrübelerle bugün karşınızdayım. Denizli'yi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum. Denizli'nin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, her bir mahallemizi, köyümüzü kalkındırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çeşitli projeler üzerinde çalıştık. Hepimizin bildiği gibi şehrimiz deprem bölgesine yer alan eski bir yerleşim yeri. Bu yüzden sağlıklı ve başarılı bir kentsel dönüşüm Denizli'nin en önde gelen ihtiyaçlarından birisidir. Zeminde sıvılaşmanın ve yerleşimin plansız olduğu mahallelerimiz öncelikli olmak üzere hızlı bir şekilde örnek bir kentsel dönüşüm alanı yaratacağız. Burada o yerleşim sakinlerinin beklentilerini de göstererek bu süreci kimseyi mağdur etmeden sürdüreceğiz. Bu şekilde depreme karşı dayanıklı yeni yaşam alanları inşa ederken sürdürülebilir çevre anlayışımıza da katkı sunacağız. Hem kent hayatına ve turizme hem de kadınlarımızın istihdamına yönelik bir proje olan Gurme Denizli projesi. Bu projeyle birlikte Denizli'mizin güzel mutfağını tüm dünyada tanınır hale getirmeyi planlıyoruz. Hem de bunu tamamen yerel dinamiklerle ve kadınlarımızla birlikte yapacağız. Bu süreci Beltaş'ta değil, yaratacağımız iştirak ile tamamen profesyonel ellerle yürüteceğiz. Kadınlarımız kendi el emekleriyle ürettikleri Denizli'mizin yöresel ürünlerini dünya pazarına sunacaklar. Ayrıca şehrin belli noktalarında Gurme Denizli çatısı altında yaratacağımız iştirak ile Denizli insanına yeni ve ekonomik bir sosyalleşme alanı açmış olacağız. Ege'nin en güzel kayak merkezi olan Nikfer Kayak merkezimizde inşa edeceğimiz butik otelimizin projesi de hazırdır. Gençlerimiz için günümüz ihtiyaçlarına hitap eden kütüphaneler ve sosyalleşebilecekleri daha ekonomik alanlar yaratacağız. Gurme Denizli projemizin bir uzantısı olarak gençlere yönelik kahvelerini içip ders çalışabilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar inşa edeceğiz. Sahadayken yoğun bir şekilde kadınlarımızın taleplerini de not aldık. Bu talepler doğrultusunda projelerimizde geliştirdik. Bunlardan biri de çalışan anneler ve ev hanımları için semt kreşleri projemiz. Bu projemiz kapsamında vatandaşlarımızın çocuklarımızı güvenli ellere emanet edebileceği modern ve eğitici çocuk bakım evlerimize kavuşacağız. Bu çalışmamızı hiç vakit kaybetmeden en çok ihtiyaç olunan semtte bir pilot uygulama başlatarak hemen hayata geçireceğiz. Yeni ulaşım ana planımızla şehrimizdeki toplu taşımayı güçlendireceğiz.
Bu plan kapsamında sahada iş insanlarımızdan yoğun bir şekilde gelen raylı sistem talebini projelendireceğiz. Bu şehre dair hayallerimiz var demiştik. Bu hayallerimizden birisi de nostaljik tramvay. Denizimize nostaljik tramvay yolumuzu mutlaka kazandıracağız. Şehrimiz lokasyon olarak özellikle sayfiye yerlerine ulaşımda merkez konumundadır. Bu anlamda hükümetimizin ve bakanlığımızın destekleriyle yeni açılacak yollarımızla trafiğimizi rahatlatacağız. Bu yolların açılmasıyla birlikte şehirler arası otobüs terminalimizi geliştirme planımızı da hayata geçireceğiz. Bugün şehir merkezinde yaklaşık 700 bin vatandaşımız yaşıyor. Demografik olarak incelediğimizde geriye kalan daha küçük bir nüfus çeper ilçelerimizde hayatını devam ettiriyor. Biz şehrimizi sadece iki ilçede yaşanabilir bir kent olarak tahayyül etmiyoruz. Denizimizin merkezini de diğer bütün ilçeleri de daha yaşanabilir kılacağız. Denizli'de MHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak ilk başvuru Cafer Sarı'dan geldi. Cafer Sarı Ankara'da genel merkez aday adaylığı başvurusunu yaptı. Genel Başkan Bahçeli, Cafer Sarı'nın MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı dilekçesini onayladı. Ardından MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Cafer Sarı gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek aday adaylığını açıkladı. Bugünkü öğretmenler günümüz ayrıca bir kutlamak isterim bütün öğretmenlerimize, denizimizde. Bu şekilde güzel bir organizasyon yaptık. Allah nasip ederse de bir yola çıktık ve güzel bir çalışma içerisindeyiz. Gayet başarılı bir çalışma içerisinde olduğumuz için bütün 19 ilçelerimizle beraber, adaylarımızla birlikte, teşkilatımız ve kendi ekibimle birlikte gayet başarılı bir şekilde yol haritası izliyoruz. Yani gümbür gümbür Allah nasip ederse de geliyoruz. Bu en fazla konuşulacak seçimlerden bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi için eğer Cumhur İttifakı herkes kendi adayına çıkacak derlerse biz her şekilde her zaman ve her yerde hazırız. Bunu da belirtmek isterim burada. Şu anda 9000 kişilik ekibimiz hazır vaziyette bekliyor. Allah nasip ederse de gayet de başarılı bir çalışma içerisinde olacağız. Aynı zamanda güzel, mükemmel projelerimiz var. Türk halkımıza ve deniz halkımıza kazandıracaklarımız güzel projelerimiz var. Denizden içme su projesini bahsetmiştim. Tabii bunu Cumhur İttifakı'nın adayı İstanbul adayınla birlikte hareket edeceğim. Çünkü öncelikle İstanbul'a önem verdiğim için bu konuyla ilgili malumunuz %17 barajları su seviyesinde olduğu için öncelikle 20 milyonluk bir şehre bu su projesi ihtiyacı olacak. Ve oradan da Denizli Belediye'mize aynı şekilde de getirisi olacak. Ve çevre illerde de bunu inşa etme imkanımız olacaktır. Allah nasip ederse. Bu uzun vadeli bir iş. Önemli olan bu denizden içme su projesi bir an evvel yürürlüğe girmesi lazım Türkiye'mizde. Çünkü önümüzdeki yıllarda bazı kuraklıklar söz konusu olabilir. Cenab-ı Allah bize malumun yağmurları nasip etmiyor şu anda. Ancak dediğim gibi kış iklimi de biraz sıcak geçiyor. Yani küresel ısınmadan bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani çiftçilerimizi de bu şekilde sulama sistemini de öne açılmış olacak. Ve barajlarımızı da bu şekilde doluluk oranını da yükseltmeye çalışacağız. Bunu hükümetimizle ve genel başkanımızla beraber paylaştık projemizi. Nasip olursa da inşallah daha güzel çalışmalarla, ARGE çalışmalarını yapabilecek kapasiteye sahibiz. Şu anda denizden içme su projemizin çalışma arkadaşlarımız hazırlandı. 80-90 kişilik bir ekip. Bunu da start vermemizi bekliyorlar. Evet, nasip olursa inşallah en kısa zamanda bunu da göreceğiz yani. Artı denizimize çok güzel yatırımcılarımız var Avrupa'dan. Benim malumunuz ben yurt dışında dış ticaret ve danışmanlık şirketinde olduğu için devamlı yatırımcılarla söz konusu içerisindeyiz. Ve güzel projelerimizi hazırladık. Orada da yatırıma yapmak isteyen yatırımcılarımız da buna hazır. Şu anda 100-150 kişi civarında bir yatırım söz konusu olabilir kişilik. Ve bu da aynı zamanda esnaflarımıza da bayağı bir kalkındıracak bu konuyla ilgili. Şu anda malumunuz ekonomi sıkıntılarının dolayı ve bildiğiniz üzere bugünkü veya dün Merkez Bankamızın başkanı faiz oranlarını yükselttiği için biraz esnaflarımız da sıkıntı içerisine girecektir yani. Bu önümüzdeki kış seçime kadar biraz zor geçecek onlar için.
bununla sanayimize de aynı şekilde yansıyacaktır. Bunları bir an evvel engellemek için hızlı bir harekete geçilmesi gerekiyor. Ve nasip olursa da onlarla birlikte çok güzel verimle alabilecek kapasiteye sahip olacağız yani. Ben aynı zamanda Dünya Türk Birliği İl Başkanıyım. Evet, bu arada. Evet. Bildiğiniz üzere Avrupa'da da federasyonlarda da bulunduk. Hep birlikte çalışmamızı gerçekleştirdik. Şimdi ben buraya açıkçası Avrupa ile Türk dünyasını bağdaştıracak olan marka bir şehir haline getirmek istiyoruz. Ve bunu da yani bilgi ve birikimlerimize yapabilecek kudrete sahibiz açıkçası. Şu anda gayet başarılı bir şekilde yol haritamız olacaktır Allah nasip ederse. 19 ilçemizin tamamının teşkilatlarımızla birlikte bunun ziyaretini gerçekleştireceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Herkesin derdine derman olmaya çalışacağız. Ondan sonra yapılacak olan mahallelerimize, yapılacak olan projelerimizi izah edeceğiz. 19 tane ilçemize projelerimiz var açıkçası. Ve bu da ayrı bir renk getirecektir denizimize. Ve herkes de yani güzel bir istihdam yaratmış oldu aynı şekilde. Ben buradan belediye personellerine de seslenmek isterim. Onlar da gönüllerine ferah tutsunlar. Akibinde %30'luk bir katılım daha söz konusu olabilecek. Yani şu anki ekiplerden gördüğüm kadar gayet birbirine sadık çalışan arkadaşlar. O bakımdan kimseyi de ben buradan işten çıkacak gibi söz konusu olmayacak. Akibeten %30 da ilave edilecek. Ve maaşlar da biraz da iyileştirilme şekline geçilecek. Onlar da bundan muzdarip açıkçası gördüğüm kadar. Ve onlara da buradan da seslenmek isterim aynı şekilde. Akibinde Türk dünyasında bazı güzel yatırımlarımız olacak. Sanayimize, sanayici arkadaşlarımıza, bilhassa Türk imalatçılarımıza, Türk dünyasında bazı fuarlar düzenleme imkanımız olacak. Belediyemizin beğenmiş olduğu bazı organizasyonlarla yapabilecek kudrete sahip olacağız. Ve oradaki fuar alanlarını Türk imalatçılarımızla birlikte tanıtım söz konusu olabilecek. Aynı zamanda buradaki Avrupa'daki bazı ülkelerde de fuar alanında düzenleme imkanımız var yani. Ve dediğim gibi ben şu anda Avrupa ile Türk dünyasında çalıştığım için bayat yani denizli imalatçılarımıza bilhassa çok memnun kalacaklar, sanayimiz bilhassa. Bildiğiniz üzere ben de sanayinin içerisinden geldiğim için ve denizli sanayimizi Avrupa'da temsil ettiğim için her şekilde güzel de reklam yapıldığı için şu anda ihracatımızda gayet başarılı bir şekilde yol haritası izlendi. Son 8 sene içerisinde de tabii bunu herkes yavaş yavaş gördü yani. Ne yapabileceklerimizi ilaveten dile getirmeye çalışıyoruz. Ve çiftçilerimize güzel bir kalkınma projemiz var. Ve bunlardan da çok memnun olacak. Çiftçilerimize ben çok değer veririm. Ben de bir ülkücü olarak, 9 ışın 9'unu da gerçekleştirmiş bir ülkücü olarak çiftçilerimize en büyük değerleri veririm. Ve onları da en büyük kalkındırmak için mücadele verebilen birisiyim. Akibinde de eğitimlerde de gayet başarılı gidiyoruz. Bugünkü öğretmenlerimizin günü olduğu için ve güzel nesillere yetiştirmek için hep birlikte mücadelesini vereceğiz. Tamamen Türk dünyasına güzel bir yatırım yapmış olacağız hep birlikte. Buradan Türk gençlerine seslenmek isterim aynı zamanda. Onlar için özellikle mükemmel projeler hazırlandı. Türk gençlerimize daha güzel, verimli bir Türk neslini yetiştirmek için böyle güzel bir projeler de hazırladık. Türk gençlerimize çok önem veren birisiyim. Malumunuz benim de genç 2 tane oğlum var. Ve onlar için de burayı güzelleştirmek amacındayız. Avrupa'da bazı projelerini buraya getirme hedefindeyiz. Ve spor camiasında da deniz sporumuzu gerektiği makamı, yani gerektiği değerini tekrar birincilikte görebilecek hedefindeyiz. Onlar için de güzel bir çalışma var. Malumunuz ben de 20 senedir futbol camiasında bulunduğum için yani az çok güzel şeyler biliyorum. Gurbetçi futbolcularımızla birlikte burada Alman disiplin futboluna getirme imkanımız var. Bunu Deniz Spor Başkanımızla da bir istişare yaptıktan sonra deniz sporumuz gayet başarılı bir yerlere geleceğine ümit ediyorum. Ve dediğim gibi Türk gençlerimizle birlikte güzel denizimizi birlikte, hep birlikte inşa edeceğiz. Seni ancak şairlerin diliyle anlatabilirim Dalaman.
14 Mayıs tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den Muğla milletvekili aday adayı olan fakat AK Parti Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Uğur Akın Şahin, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Dalaman Belediye Başkan aday adayı oldu. Şahin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Kamu hizmetine başladığım günden beri milletimin hizmetkarı olarak varış noktasını hiç düşünmedim. Verilen görevde milletime layık olmak için çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük zenginlik ne maldır ne mülktür. Milletin samimiyetle yaptığı Allah ondan razı olsun duasıdır sözünü rehber edindim. Kıymetli halkım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bilge Kağan, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan ve ismini buraya sığdıramadığım, milleti için bir ömrü feda eden, hepimize örnek olan, istikametimizi belirleyen kahramanlarımızın yolumuza ışık tuttuğu bu kutlu yolculukta zengin toprakların fakir evladı olmayalım diye, Dalaman'da yaşayan her insan gururla Dalamanlıyım desin diye, evlatlarımız, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz, yaşlısından gencine, küçüğünden büyüğüne, özel gereksinimli kardeşlerime kadar tüm vatandaşlarımız hak ettiği kaliteli yaşama kavuşsun diye, Dalaman örnek projeler şehri olsun diye 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Dalaman Belediye Başkanı aday adayıyım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tesis edilen Türkiye Yüzyılı Projesi kapsamında sürdürülebilirliğin, huzurun, kalkınmanın, değerlerin, gücün, başarının, bilimin, verimliliğin, istikrarın, şefkatin, iletişimin, dijitalin, üretimin, istikbalin, gençliğin yüzyılı projelerinde başarılı olmak için Dalaman adına çalışacağım. Seçim sathım haline girdiğimiz bugünden itibaren AK Parti'nin Türkiye vizyonunu, gelecekte yapacaklarımızı ilçede yaşayan her seçmene anlatacağız. Seçmenin vermediği oy yoktur. Siyasetçinin alamadığı oy vardır. Bu düsturla elimiz Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eli olacak ve tüm vatandaşlarımıza dokunacağız. Usanmadan, küsmeden, coşku ve enerjiyle anlatacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği davası olana yorulmuyor musun diye sorulmaz. Biz ölünce yoruluruz. Vatan, millet hizmet aşkıyla hizmet üretmeye devam edeceğiz sözü ajandamın başlığıdır. Yorulmayacağım. Milletimize hizmet ettiğim her anın kıymetini biliyorum. Bileceğim. Mükafatını da ahirette alacağım. Siyasette isimlerin önemi yoktur. Millete vakfettiğimiz yekün fayda vardır. Bu yüzden seçimin kazananı Uğur Akın Şahin değil, Dalaman halkı olacaktır. Boş muhabbetler, çay kahve sohbetleri, kısır dedikodular, siyasi hesaplaşmaları kaybedecek zamanımız yok. İlk talimatım makam masasının yerine toplantı masası yerleştirilmesi olacaktır. İlk günden itibaren hızla eksiklerimizi tamamlayacağız. İmar, tarım, turizm, sosyal projeler olarak 4 ana başlıkta topladığımız projeler hayata geçirilecek. İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Vakıfız. Dersimize çok iyi hazırlandık. Uzman ekiplerimiz çok uzun zamandan beri çalışıyor. Lansmanımızda ekip arkadaşlarımızın da sunumu ile tüm mahallelerimiz proje tanıtım toplantıları yapacağız. Ve bu halka hesap vereceğiz. 9 Temmuz 2024 tarihinde, yani seçimden 100 gün sonra yapacağım basın açıklamasının davetini şimdiden yapıyorum. Seçimden 100 gün sonra projelerimizin mevcut durumlarını sizlerle paylaşıp bilgilendirme yapacağım. Sizlerden destek ve dualarınızı bekliyorum. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, Dalaman'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlerle hep beraber şunu söyleyelim. Uğur Dalaman'a uğurlu gelecek. İkincilik Kırmızı Grup'ta mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor Kulübü'nden SMA 1 tip Erzincan'ın bebeği Nilperi Güler'e çok anlamlı bir yardım desteği geldi. Bu hafta evinde oynayacakları Sparta 32 spor maçında elde edilecek tüm gelirleri
SMA 1 tip hastası 9 aylık Nilperi bebeğe bağışlayacaklarını açıkladılar. Erzincan Spor Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen kulüp başkanı Ömer Akyürek, kulüp başkan yardımcısı Sercan Karabulut, takımın teknik direktörü Bülent Akan, takım kaptanı Gencer Cansev, futbolcu Furkan Işıkdemir ve Nilperi bebeğin babası Halil Güler teker teker yardım hakkında konuşma yaptılar. Nilperi kızımız için bu hafta oynayacağımız Isparta Spor müsabakasının tüm gelirini SMA hastası kızımız Nilperi kızımıza bağışlayacağız. Bu konuyla alakalı da şehrimizdeki bütün insanları bu müsabakaya davet ediyoruz. Bir rakam koyacağız. Rakam ne kadar yüksek olursa, seyirci ne kadar çok gelirse kızımıza gelir bu kadar olur. Biz gelirin tamamını oraya bağışlayacağız. Bu konuyla alakalı Gençlik Spor İl Müdürümüze de görüştük Burak Bey'le. Bu müsabakada da olmak Nilperi kızımıza yardımcı olmak anlamındadır. Bütün Erzincan'ı, herkesi bu müsabakaya davet ediyoruz. Kızımıza destek olalım, hep birlikte olalım. Nilperi'ye destek olmak amaçlı Sparta maçında tüm canlıları, Erzincanlıları maça davet ediyoruz. Bu maç bizim için çok önemli teknik olarak konuştuğumuz zaman. İnşallah burada galip gelip Nilperi'ye ve ailesine de bunu hediye edeceğiz. Pazar günü oynayacağımız maç bir önem daha kazandı bizim için. Hem bu lig sıralaması açısından hem de Nilperi kardeşimiz açısından çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Bu yüzden bütün halkımızı, bütün Erzincan spor taraftarını hafta sonu maça bekliyoruz. Hem bize destek olmaları açısından hem de Nilperi kardeşimize destek olmaları açısından bütün halkımızı maça davet ediyoruz. Herkesi maça bekliyoruz. Bir olalım, birlik olalım. Hem kardeşimiz için destek olalım, hem de sahada bize güç vermek için destek olalım. Her bir bilet umutların yeşermesi adına en büyük destekçimiz olacaktır. Bütün Erzincan vatandaşlarını, tribüne hem bizim hem de Nilperi kardeşimiz adına yanımızda olması için bekliyoruz. Pazar günü inşallah bütün stadı dolduralım, birlik olalım hep beraber. Nilperi kızımız için Halil Bey'le daha önce de defalarca görüştük. Bir farkındalık yaratmak için halka, Erzincan halkına bir duyarlılık açısından bir mesaj verebilmek için özel bir maç, kaptanın söylediği gibi ligin sıralaması açısından özel bir maç olduğu için bu maçı seçtik. Hem katılımın yüksek olmasını bekliyoruz, hem hasılatın yüksek olmasını bekliyoruz. Bu maçın bütün gelirlerini de yönetim kuruluyla görüştük. Başkanımın dediği gibi Gençlik Spor'la da istişare ettik. Bağışlanması konusunda karar alındı. Mutlu haberi de verdik, sizinle de paylaştık. Kaptanın dediği gibi maçın önemi ikiye katlandı. Hem bizim için önemli bir maç, hem de kardeşimize gelecek olan hasılat için önemli bir maç. Bu yüzden Erzincan halkını bu önemli maç için duyarlı olması konusunda rica ediyoruz. Maça da davet ediyoruz. Özellikle ilgi ve alakanın yüksek olması konusunda sizlerin de bunu duyurmasını rica ediyoruz. Merhaba, ben Halil, Nilperi'nin babasıyım. Öncelikle Erzincan Spor'u başkanımıza, başkan yardımcımıza, yönetim kuruluna ve futbolcu arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Geçen dönemde Erzincan Sporlu arkadaşlarımızın katkısı olmuşlardı kendi bütçelerinden. Şimdi kulüp olarak böyle bir şey yapmaya karar verdiler. Aynı duyarlı ben bütün Erzincan'da ve Türkiye'den bekliyorum. Tekrar başkanımıza ve Erzincan Spor'a teşekkür ediyorum. Sorum şu, Türkiye'de daha önce herhangi bir kulüp böyle bir uygulama yaptı mı maçın gelirlerini? Böyle bir bilginiz var mı? Hiç onunla ilgili Beşir Bey hiçbir bilgimiz yok hanım. Bu böyle bir organizasyon oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama her bir farkındalık yaratmak adına biz böyle bir şey düşündük ama inşallah diğer kulüplerimizde böyle bir şey bulunduğu şehirlerde böyle bir şey yaparlar. Nazilimiz güzel hizmetlere kavuşmaya adım adım tek tek devam ediyor. Aydın Nazilli'nin ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarını halletmek için sık sık Ankara'da bakanlıkları ziyaret eden ve planlanan projeleri bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'de sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin başladığını duyurdu. Saha incelemeleri esnasında DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ile görüşen Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi olarak çalışmalara tam destek vereceklerini ifade ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ben bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, DSİ Bölge Müdürümüze, DSİ Müdürlerimize, oradaki çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.
Zira burası 1950'li yıllarda yapılmış delivasyon kanalı, Nazilli'nin kuzeyinden gelen suların Girenis çayına akıtılması neticesinde şehrin su basmasının engellendiği noktalardan bir tanesi. Zaman içerisinde değişen şartlar, yanlış yatırımlar, yanlış işlemlerle bu alan tıkanıyordu. Yıldıztepe mahallemiz, Ocaklı mahallemiz sel sularına maruz kalıyordu. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin önüne geçmek için sayın milletvekillerimizle, DSİ bölge müdürümüzle, DSİ genel müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde burası yatırım planı alınmadan acil eylem planı içerisinde alındı. Çünkü ciddi manada sel basıyordu. Allah razı olsun kendilerinden. Çok çok teşekkür ediyorum Nazilli halk adına ve şahsım adına. Güzel bir yatırım. Yaklaşık 100 milyonların üzerinde bir yatırım bu. Bu yağmur sularının artık gideceği bir mecranın oluşturulmasıyla şehrimizde bir tehlike oluşturmadan, vatandaşlarımızın iş yerleri ve konutlarında herhangi bir tehlike oluşturmadan, yollar kapanmadan, çünkü en son yağmurda burası kapanmıştı. Yaklaşık 5-6 saatte burada iş makineleriyle burayı açmak durumunda kalmıştık. Şimdi hep birlikte burada çalışarak Nazilli'mizin önemli sorunlarından bir tanesini daha çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin kaynana denince akla hep çatışmalar, kavgalar, söz dalaşları gelir. Bu kez böyle olmadı. Denizli'de alışılagelmişin dışında bir olay yaşandı. Karaciğer fonksiyonları tamamen sona eren ve 2 aylık ömrünün kaldığı hekimlerce söylenen Fatma Demirbile'ye gelini adeta yaşam oldu. Aralarında akrabalık dahi bulunmayan gelin Mihrican Demirbilek, karaciğerinden kaynanası Fatma Demirbile'ye vererek adeta onu yeniden yaşama bağladı. Nasıl yaşadın da? Hadi bakalım. Siroz hastalığı nedeniyle karaciğer fonksiyonları tamamen sona eren Fatma Demirbile'ye, Antalya'da özel bir hastanede gerçekleşen başarılı operasyonla Mihrican Demirbilek'ten alınan karaciğer nakledildi. Donör ve alıcı hastanın dokularının uyum sağlaması ayrı bir mucize olarak yorumlandı. Ameliyat sonrası gelin Mihrican Demirbilek taburcu olurken eski sağlığına kavuşmaya başladı. Kayınvalide Fatma Demirbilek ise taburcu olabilmek için artık gün sayıyor. Organ nakli uzmanı Profesör Doktor İbrahim Ali Osmanoğlu, donör ve alıcının damar ve karaciğer yapılarının uyumlu olduğunu kaydetti. Yaklaşık 13-14 gün önce Fatma Hanım ve gelini Müslüman Hanım bize karaciğer nakli için başvurdular. Fatma Hanım'ın sirozu mevcuttu ve karaciğer nakli aşamasına gelmişti. Mircan Hanım gelini, onda kan grubu uygun ve ameliyat öncesi tahlillerini yaptık. Kan tahlilleri de uygun çıkınca Fatma Hanım'da nakil aşamasına geldiği için Mircan Hanım'da tüm yapılan tüm tahlilleri, karaciğerin büyüklüğü, damar yapıları, kan testleri hepsi uygun çıkınca ameliyat günlerini belirledik ve karaciğer naklini gerçekleştirdik. Vericiyi taburcu ettik, kontrole geldi, hatta bugün gayet iyi. Fatma Hanım'ın da yavaş yavaş kaç güne taburculuğu yaklaşıyor. Onun da genel durumu gayet iyi şu an. Umarım ömür boyu sağlıklı bir hayat geçirirler temennimiz. Yaşadığı siroz hastalığı nedeniyle karaciğer fonksiyonları sona eren ve hekimlerce 2 aylık ömrünün kaldığı söylenen Fatma Demirbilek ise yeniden yaşama tutunma sevincini yaşadığını kaydetti. Evet, karaciğerim iflas etmişti. Sağ olsun gelin kızım bana ciğerim verdi. Ondan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz hiç gelin kaynağı çatışması yapmadık. Anne kız gibiyiz. Gelinin Mircan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi tekrar yaşama tutunmamızı sağladı eşimin. Çok yani duyguluyum. Yani bu yönden kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Değişik doktorlara gittim. Eşim masada kalır dedi doktorlar. Ama buraya geldik. Antalya'ya geldik. Buradaki doktorlar bize çok yüksek bir oranda masada kalmayacağını güvenini verdiler. Eşim ve gelinim burada karaciğer organ naklini gerçekleştirdiler ve başarılı bir operasyon yapıldı. Bundan çok mutluyum. Karaciğer donörü olarak kayınvalidesini tekrar hayata döndüren gelin Mihrican Demirbilek ise şükürler olsun annem sağlığına kavuşacak dedi. Annemin 2 aylık ömrünün kaldığını öğrenmiştim ve çok üzüldüm. Dedim karaciğerimi vereyim, ona hayatı olayım. Daha sonrasında işte geldik buraya, hastanemize.
Ameliyatımız oldu. Her şey başarılı geçti. Şükürler olsun annem sağlığına kavuşacak. Ben kavuştum annem de inşallah sıra. Bizde hiç öyle bir şey olmadı. Gelin kaynağı çatışması olmadı. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak inşallah. Fatma Demirbilek'in oğlu ve Mihrican Demirbilek'in eşi Murat Demirbilek ise eşime çok teşekkür ederim dedi. Bu olay gerçekten beni çok derinden etkiledi. Bir tarafta annem, bir tarafta eşim. Annemin 2 aylık ömrünün kaldığını öğrendik. Bu bizi tabii çok üzdü. Eşim ben karaciğerimi verebilirim dedi. Duygu yüklü bir süreç başladı benim için. Bir tarafta annem, bir tarafta eşim. Allah'a şükürler olsun. Baştan sona kadar işlerimiz hep akın gitti. Allah'a şükürler olsun. Şu anda yavaş yavaş sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Alışa gelmiş gelin kaynana ilişkisinin aksine gerçekten anne kız edasıyla bu zorlu süreci atlattılar. Kendilerine sağlık diliyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun ömürler versin Rabbim onlara. Gerçekten eşime de çok teşekkür ediyorum.